Zaten gözünü seveyim, uzatmayalım. Bak zaten sinirliyim. Asıl ben sana sinirliyim. Ya sen nasıl bana inanmazsın? Ben paylaşmadım. Hasbinallah ya. Allah Allah. Allah Allah. Ne Allah Allah? Paylaşmışsın işte. Paylaşmadım oğlum, paylaşmadım. Söylüyorum paylaşmadım diye. Merhaba. Merhaba. Meltem ve Haluk Çetin oldu Çiftin'in evime. Buyurun. Ben Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan geliyorum. Müsaitseniz görüşebilir miyim? Aa tabii tabii. Buyurun buyurun. Kapıda kaldınız mı? Haluk'cum, Haluk, Haluk. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Şöyle alalım sizi. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Haluk ben. Şöyle, şöyle alalım sizi. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkürler. Biz böyle siz telefon açarsınız diye beklerken siz geldiniz. Yanlış bir zamanda gelmedim inşallah. Aa yok yok. Yok canım. Yok. Yani niye? Yok. Hiç tam, olur mu? Tam zamanda. Her zaman bekleriz. Evet. Biz böyle ani baskınlar yapabiliyoruz. Hem sizin doğal ev yaşantınızı görmek hem de sizlerle görüşmek için. Ne güzel ne güzel. Tabii iyi ki geldiniz. Biz evladımıza ne zaman kavuşuruz? Evet biz çok sabırsızlanıyoruz. Aslında her şey çok yolunda gidiyordu ama. Ama? Sizinle ilgili öğrendiğimiz bir şey yüzünden evlatlık alma süreciniz biraz sekteye uğradı. Haluk? Pardon, bizimle ilgili ne öğrendiniz? Evet. Haluk Bey, geçtiğimiz aylarda Meltem Hanım'la boşanmaya karar vermişsiniz. Evet ama boşanmadık. Evet yani bizim uzun yıllardır süren mutlu bir evliliğimiz var. He. Bakın, bizim için en önemli olan şey ailenin çocuğu sevmesi. Ki bundan da bir şüpheniz olmasın. Asla. Ve ebeveynlerinin mutlu olması. Boşanma ihtimali olan bir aileye evlatlık çocuk vermemiz pek mümkün değil. Sonrasında çocuğun kimde kalacağıyla ilgili süreç çocuğu epey bir yıpratıyor takdir edersiniz ki. Tabii anlıyorum ama ben buradaki sorun ne onu anlamadım. Yani evet biz boşanmaya karar vermiştik ve mahkemeye başvurduk. Ama sonra hatamızı fark ettik ve boşanmadık. Yani. Olabilir. Ama mahkemeye bir kez giden bir çiftin bir daha gitmeyeceğinin garantisi yok. Bir kez daha boşanmak istemeyeceğinizin garantisini verebilir misiniz bana? Çok saçma. Ya daha önce boşanmak için mahkemeye gitmemiş mutlu bir çift de bir anda boşanmaya karar verebilir. Doğru. Evet. Ama sizin olasılığınız o mutlu çiftten daha fazla. Sizin aranızda bir anlaşmazlık olmuş ki mahkemeye gitmişsiniz. Bu aranızdaki problemi çözebildiniz mi? Çözdük. Tabii ki. Peki bir sorum daha olacak. Bu yastık ve battaniye neden burada acaba? Yoksa siz yatakları mı ayırdınız? Hayır, hayır, hayır. Yani şöyle, onlar kirliydi. Ben kucağımda onlarla gelirken... O arada söyle adını. Benim eşim çok güzel böyle kaşarlı tost yapar. Böyle üzerine yağ sürer, böyle kızartır. Çok güzel, tam kantin tostu. Bir de çok güzel böyle çay demler. Ben o arada aşkım dedim bana tost yapar mısın böyle o güzel çayınla? O da böyle kirlileri götürürken şey buradan böyle, şuradan geçiyor böyle. Oradan geçerken ben böyle aşkım dedim. O arada efendim dedi. Ben tostu istediğimde buraya getirdi koydu ve... Bizim bakım ya aslında şurası. Onlar buradaydı. Siz gelince hani yani oraya aldı şey olmasın böyle, diye. Hani buradan mutfağa giderken buraya bıraktı ki mutfağa evet. Gitmek için. Siz gelince de ben buraya aldım. O kadar güzel tost yapıyor. Yapsana. Hadi yap hanımefendiye de bir yesin. Yapayım. Yer misiniz? Yer misiniz? Yani bir şey de ikram çok etmedik size. Çok da güzel çay. Ha? Çok teşekkürler. Bu arada canım kocam benim yani çay demlememi... İlk öven insansın. Bu konuda teksin sen de. Rica ederim ama doğruyu söylüyorum. Ya işte öyle. Emin misiniz içmeyeceğinize? Ben size bir çay ikram etseydim. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Çocuğun odası hazır mı peki? Şöyle, odayı boşalttık. Hazır. Ama tabii çocuğumuz kız mı olacak, erkek mi olacak, hangi yaşta olacak bilemediğimiz için pek bir eşya alamadık. Sonuçta hani bir öğrensek ona göre hazırlık yapmak istiyoruz ki her şey uygun olsun. Belki onun tercih edeceği bir şeyler vardır değil mi Haluk? Evet. Dediğim gibi bunun için biraz beklemeniz gerekecek Meltem Hanım. Mutlu bir evliliğiniz olduğuna emin olmamız lazım. Araştırmalarımız devam edecek. O odayı hazırlamak için neleri göze aldığımı, nelere katlandığımı bir bilseniz yani emin olurdunuz. Nelere katlandınız Haluk Bey, anlayamadım. Şöyle, yani Meltem'in bütün böyle çantalarını, ayakkabılarını böyle kolilere koyup ondan sonra onları taşıdım. Yani sizce ben o çocuğu koruyamaz mı? Hani buna şey yapmışım, böyle göğüs gelmiş. Haluk'cum. Hiçbir şey anlamadım, kusura bakmayın. Yok zaten Haluk size şaka yapıyor değil mi Haluk'cum? Ayakkabı şakası. Evet. Ben gideyim o zaman. Daha sonra tekrar geleceğim. Ne zaman isterseniz bekleriz. İyi günler. İyi günler. Ya görevlinin yanında niye abuk subuk konuşuyorsun ha? Ya iyi geçinmediğimizi düşünseler, ya vazgeçseler çocuğu vermekten? Merak etme, vazgeçmezler. Senin dün gece paylaştığın fotoğrafa bakıp emin olabilirler. Sen hiç merak etme. Ben paylaşmadım o fotoğrafı. Tabii tabii. Ya... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı düğmen tutarız bu evde, sır dolu şu halim.